İçinden mutsuz, yaptığı işi sevmeyen, anlamsız bulan, her gün eve asık suratla gelen, televizyonun karşısına yığılıp günü unutmaya çalışan çok fazla insan tanıyorum. Bu sürdürülebilir bir durum değil ve bunun aslında bir çaresi var. Çare basit. Sevdiğiniz işi bulmak. Ama sevdiğiniz işi bulmak için önce sevdiğiniz işin keşfetmeniz gerekiyor. Ben ne yaparsam anlamlı bu durum. Adeta iş değilmiş gibi severek yaparım. Bir hobiye dönüşür o. Şunu söylemiyorum. En sevdiğiniz işi yaparken bile zevksiz günler olacak. Çünkü en sevdiğiniz işte bile zorlu, keyifsiz işler var yapılması gereken. Faturaların kesilmesi gerekiyor mesela. Tahsilatın peşine düşmek gerekiyor. Bu tamam. Ama büyük oranda anlamlı bulabileceğiniz ve sevebileceğiniz bir işi keşfedebilirsiniz. İşte bugün size o işin ne olduğunu keşfetmek konusunda çok basit, çok değerli bir ipucu vermeye çalışacağım. Ben bu ipucunu yıllardır zaten gözlemliyordum etrafta. Ama yaptığım podcast serilerinde konuştuğum insanlar bu ipucunun, bu temel işaretin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Biraz sabredin, biraz sonra anlatacağım. Bugün 15 Kasım 2021, ben Bora Özkent. Açık havadan sizlere seslendiğim bir podcast ile beraberiz. Beni sadece dinleyenler kusuruma bakmasınlar. Ses kalitesi beklenenden biraz düşük olabilir. Ama anlatacağım konu güzel. Anlatacağım konu hayalinizdeki işi bulmakla ilgili. Aslında demin de söyledim, işi bulmadan önce o işin ne olduğunu tespit etmek lazım. İşte bununla ilgili altın değerinde olduğuna inandığım bir ipucu vermeye çalışacağım. Bazı podcast'te dinleyince bunu keşke ben çekmiş olsaydım diyorum. Bugün de Tim Ferriss'in Debbie Millman isimli çok ünlü tasarımcıyla olan podcast'i böyle bir tanesiydi. Hakikaten kıskandım. Muhteşem bir içerik. Debbie Millman, tanımayanlarınız olabilir. Dünyanın en önemli tasarımcılarından bir tanesi. Onun ismini bilmiyor olabilirsiniz ama onun tasarladığı pek çok ürünü kullanıyorsunuz. Onun tasarladığı mekanlara belki gidiyorsunuz. Hatta onun tasarladığı karakterlere belki hayransınız. Star Wars karakterlerinin bir kısmı tasarımını yapan da Debbie Millman. Gidin lütfen Wikipedia'da Anskobiler araştırın. Ne kadar önemli bir insan olduğunu anlayacaksınız. Tim Ferriss, Debbie Millman podcast'ı beni vuran nokta Debbie Millman'ın tasarımcı olduğunu anladığı ilk an. O yaşadığı deneyim. Hakikaten enteresan. Debbie Millman artık yetişkin bir insandır. Bir gün annesi, ben artık New York'tan sıkıldım, Florida'ya taşınmak istiyorum der. Bunun üzerine işte kocaman evdeki eski kutuları boşaltmaya, taşıma hazırlıklarına başlarlar ve o eski kutulardan bir tanesi de Debbie Millman bir çocukluk fotoğrafını bulur. Bu çocukluk fotoğrafında elinde bir resim tutmaktadır, kameraya göstermektedir. Ve o resim Manhattan ile ilgilidir. Manhattan işte bu New York'un ünlü gökdelenler dolu bölgesi. İşin ilginci, o resmi çizdiği güne kadar Debbie Millman hiç Manhattan'a gitmemiştir. Resmi tamamen hayalinden çizmiştir. Ama esas mesele bu değil. Debbie Millman o New York resminde, o Manhattan resminde her şeyi çok detaylı çizmiş. Mesela yoldan giden bir kargo dağıtım aracı var. O kargo dağıtım aracını etiketlemiş, bu kargo dağıtım aracı diye. Ama belki de daha da matrağı, kargo dağıtım aracına bir de logo tasarlamış. Yani 6-7 yaşlarındayken logo tasarlamaya başlamış bir insan var. Milman diyor ki mülakatında, işte annemin sandığından o resmi gördüğüm anda, oradaki o logo tasarımı gördüğüm anda aslında çok küçükken gelecekte ne yapacağımı karar verdiğimi ama o kararı uygulamamın bir hayli uzun sürdüğünü gördüm diyor. Çünkü kariyer hikayesine çok girmeyeyim, tasarımcı olana kadar bir sürü başka şeyler yapmış, gazetecilik dahil, editörlük dahil. Tasarımcı olmaya çok geç yaşta karar veriyor ama aslında ipucu çocukluğunda o kimse ona yap demezken çizdiği logoda, küçücük bir çocuktan beklemeyeceğiniz bir logo tasarımında oradaki o anısında saklı. Ben de podcastlerimde ağırladığım konuklarımda aslında Debbie Millman'ınkine çok benzer hikayelerle karşılaştım. Çoğunun ileride başarılı olacağı, tutkuyla yapacağı, zevkle yapacağı meslek çocukluğunda gizli. O zamandan bunun işaretleri var. Bazıları şanslılar, o işareti doğru okuyup doğru mesleğe yönelmişler. Belki ailelerinin de bu konuda katkısı vardır. Kimisi ise şanssız, Debbie Millman gibi uzun süre sürmüşler. Ben de uzun süre bambaşka işler yapan, aslında çocukluğumdaki mesleği çok geç keşfeden birisiyim. Mesela podcast konuklarımdan Murat Boratanoğlu, ünlü NBA spikeri, öyle söyleyelim, bir spor aşığı. Daha çocukluğunda basketbolcu, Amerika'da büyüyor Murat abi. Ve daha çocukluğunda maç izlerken o oyuncuların her birinin hareketlerini, skorlarını kaydedermiş. Böyle tonlarca not tutarmış. Tevekkeli değil, ileride basketbol spikeri oluyor ve belki basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en bilgili insanlardan bir tanesi olarak NBA'yi bize sevdiriyor, basketbolu bize sevdiriyor. Mesela bu böyle bir örnek. Bir diğer örnek, Lucette Cohen-Fins.
ünlü bir yazar. Biliyorsunuz ödülleri var. Eğer o podcast'i dinlememişseniz mutlaka dinleyin. Amerika'da çok büyük bir yarışmada ödülü kazanıyor, Harper's yarışmasında. Ama aslında bu da tesadüf değil. Daha çocukluğundan itibaren dergiler yaparmış kendisi. Dergiler okur, o dergilerden kestiği sayfaları şeye yapıştırıp, kağıtlara yapıştırıp üzerine yazılar yazar ve o gördüklerini açıklarmış. Zaten yazarlık kariyeri de öyle başlıyor. Önce bir dergi yaratıyor, o dergiyi bir gün bırakıp oradan yazarlığa geçiyor. Çocukluğumuzdan belli neler yapacağımız. Geçen haftaki konuğum Itır Erhardt'tı. Itır'ın hikayesi de çok benzer. Itır gibi biraz daha da değişik aslında. Itır'ın babası bir doktor, bir psikiyatrist ve bir sinir hastalıkları hastanesinin başhekimi. O yüzden Itır da sık sık babasının yanına gittiğinden o sinir hastalıkları hastanesindeki insanlarla beraber yetişmiş, onlarla oynamış. Bu çok ilginç gelmişti bana. Bu aslında onda bu tip insanların, yani toplumdan dışlanan, herhangi bir sorunu yüzünden dışlanan insanların ne kadar desteğe ihtiyacı olduğunu ve kendisinin de bu konuda bir şeyler yapabileceğini göstermiş. Itır bugün sosyal girişimci, bugün Itır koşarak ve başka insanları koşturarak ihtiyacı olan insanlara yardım gitmesini sağlıyor. Bir diğer örnek, ilginç örnek Ferhat Çalapkulu. İşte Türkiye zeka takımını yöneten bir insan o. Parasını da şu anda zekadan kazanıyor. Zeka ile ilgili oyunlar oynatıyor, zeka geliştirici aktiviteler yapıyor. Ferhat da çocukluğunda zeka yarışmalarına hayranmış. Hatta hikayesi çok hoş bir yönü vardı. Bir zeka yarışmasını, bir karmaşık problem çözme yarışmasını komşusunun ayakkabılığında, ayakkabının altında gördüğü gazetede okuyor ve oradan yarışmaya başlıyor ve oradan işte bütün kaderini değiştiren değişim başlıyor. Bu hafta yayınlayacağımız podcast Nasuh Mahruki olacak. Nasuh Mahruki biliyorsunuz hem Akut'un kurucusu hem Everest'in dağına iki kez Türk bayrağını dalgalandıran müthiş bir sporcu. Nasuh da Bebek'te yetişmiş, Yetiler Bebek'te ve o zamanlar oralar doğa içindeymiş. O doğada geçmiş hayatı, ağaçları tırmanarak, Bebek yokuşu bisikletle tırmanarak, daha çocukluğundan itibaren doğayla büyük bir aşkı var. Biz evlerine gittik, bugün evleri hala Yetiler'de, büyük bir bahçeleri var ve içeride envai çeşit canlı yaşıyor. Nasuh hala doğanın insanı ve o doğa aşkı işte dağcılıkta kendini ifade etme fırsatı bulmuş, oradan bambaşka bir kariyere doğru yürümüş bir insan. Zeynep ve Alex Sutherland'la görüştük. Zeynep ve Alex Sutherland Türkiye'yi bir film platosuna çevirmeye çalışan bir çift. Onlar da Alex'in hikayesi de çok benzer aslında. Daha çocukluğunda yönetmenlerle, senaristlerle, yapımcılarla yatıp kalkarmış. Çünkü babası da bir yapımcı ve daha oradan itibaren bu işe özenmeye başlamış. Ve bir yandan da bir seyyah. Seyyah olduğu için de dünyayı çok geziyor. Ve İstanbul'u gördüğü zaman İstanbul'un ne kadar özel olduğunu bir de oradan görüyor. Yani daha çocukluğundan itibaren gelen sinemayla iç içe hali olma hali ve bir yandan da seyyah olma hali İstanbul'u kendisini seçmesine, Zeynep'le tanışmasına ve oradan da muhteşem filmlerin yapımcısı haline dönmesine yardımcı olmuş Alex'in de. Bu tip hikaye çok. Benim hikayem de belki böyle. Daha evvel bahsetmiştim, çocukluğum boyunca gazeteci olmak istemiştim. Hep hayatımda birilerine bir şeyler anlatmayı sevdim. Okumayı, araştırmayı, onu güzel şekilde ifade etmeye bayıldım ama sonra hayat beni bambaşka alanlara sürükledi. Önce turist rehberi oldum, belki benzer bir iş. Sonra rehberlik yürümedi, denetçi oldum, oradan danışmanlığa geçtim. Ondan sonra tekstil işi yaptım, perişan oldum. En sonunda döndüm, eğitmen oldum ve eğitmenlik de beni kesmedi. Daha geniş kitlelere nasıl ulaşırım deyince de yazan, çizen, bloglar, podcastler, YouTube video üreten bir insana dönüştüm. Ama arada bir sürü vakit kaybetmiş oldum. Şimdi bu durumda size basit bir önerim var, siz vakit kaybetmeyin. Hemen bugün dönün, çocukluğunuzu bir inceleyin. Belki çocukluk fotoğraflarına bakmak da faydalı olabilir. Anneniz babanız inşallah sağsa onlarla konuşmak olabilir. Çocukluk arkadaşlarınızla konuşmak yararlı olabilir. O dönemlerde büyük zevk alarak yaptığınız, sizi çok mutlu eden ne vardı ona bir bakın. Bunu yaparken insanları şaşırtmış olmanız önemli. Çünkü şaşırtmak demek başkanın sergilemediği bir yetenekle sergiliyor olmak demek. Çünkü gerçek anlamda mutluluğu genellikle yeteneğimizi güçlü aldığı alanda buluyoruz. Çünkü orada daha çabuk başarıya ulaşıyoruz, daha güzel şeyler yapıyoruz. O da bizi daha fazla motive ediyor. O yüzden işte büyüklerinizin görüp şaşırdığı neler vardı, belki o bir ipucu olabilir. Benim iki çocuğum var. Kızımın yurt dışında İsviçre'de bir müzeyi gezerken çektiği bir fotoğraf var, hiç unutmuyorum. Fotoğrafı çıkışta müze görevlilerine göstermişti. Bir resmin önünde, tablonun önünde Pınar'la benim resmimi çekmişti. Ve hayran kalmışlardı, bu çocuk nasıl bir çocuk diye. O zamanlar yanılmıyorsam 9-10 yaşındaydı. Ve bugün de Ece hala görsel tarafı çok kuvvetli bir çocuk. O resim bizim evimizde şu anda bir tablo olarak duruyor ve her gelen giden bunu kim çekti diyor. Kızım üstelik sadece bir cep telefonunda inanılmaz bir perspektif yakaladığı fotoğraf var. Belli ediyordu Ece ne olacağını, muhtemelen de ileride de görsel sanatlarda, görsellikle ilgili bir şeylerde başarılı bir insan olacak. Öte yandan oğlum biraz bana benziyor. Tam bir laf ebesi, hiç susmadan konuşuyor. Dünyayı çok merak ediyor, gördüğü her şeyi anlatıyor.
2 yaşında 5-6 kelimeli cümleler kurabiliyor, konteksti yorumlayabiliyor. Belki o da ileride yazmakla, çizmekle, anlatmakla ilgili bir işler de olacak. İzler belli, ipuçları belli. Şimdi diyorsanız ki hocam bize geç oldu, geçmeç olmadı. Ben 52 yaşımdan sonra nelere soyundum, hayatımı tamamen değiştiriyorum. Sizler de farkındasınız. Sizler de pekala bunu yapabilirsiniz. Geç oldu diye bir şey yok. Yeter ki güç olmasın. O yüzden de bugün dönün, çocukluğunuza bir bakın bakalım. Oralarda ne ipuçları var hayatta sizin ne konuda başarılı olacağınızı gösteren. Evet, bugünkü podcast'ın sonuna da geldik. Ormandan yaptım, açık havadan. Ses kalitem için biraz özür diliyorum tekrar. Görüntüde doğal ışık olduğu için bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Bir şu arkaya bakın. Burada ormandayım, Belgrad Ormanı'ndayım. Yani buradan yapmak içimden geldi. Yeter artık, stüdyoda çalıştım. Havada harikaydı. Umarım bu podcast'ı da çok sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Umarım kendinize, çocukluğunuza bakmakla ilgili bir ipucu çıkarmışsınızdır. Belki de hatırlayanlar olur. Hatırlarsanız benimle paylaşın ve bir bakalım sizin aslında için daha doğru olan meslek neymiş. Her zamanki gibi bu podcast'ı sevmişseniz, nerede izliyor veya dinliyorsanız mutlaka bir like, bir yorum ekleyin. Kanalımı güçlendirin, daha fazla insana ulaşalım. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.